Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Türkiye Ukrayna'ya yardım için göndermişti, Rusya vurdu düşürdü. Rusya dünyaya duyurdu, uçaklarını düşürdük dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoshenkov, Odessa yakınlarında Türkiye'nin Ukrayna'ya savaşta askeri yardım için gönderdiği Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait silah ve mühimmat taşıyan askeri kargo uçağını düşürdük dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoshenkov, Rus ordusunun savaşta faaliyetlerine dair briefing verdi. Sözcü Konoshenkov, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerle Ukrayna ordusunun Sumy bölgesindeki yakınlarında bulunan topçu eğitim merkezinin vurulduğunu söyledi. Konoshenkov, merkeze gelen yabancı eğitmenler, Ukraynalı askerlerle M770 obüslerinin kullanımı ve atış kontrolü ile ilgili uygulamalı eğitimler yaptı. Buna ek olarak Odessa bölgesindeki Dakhnoye yakınlarında bulunan yabancı paralı asker üssü füzeyle hedef alınarak yok edildi ifadeleri kullanıldı. Konoshenkov ayrıca Luhansk'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 komuta merkezi, 6 füze, topçu silahı, mühimmat ve yakıt deposunun imha edildiğini aktardı. Konoshenkov, hava saldırıları 400'den fazla Ukraynalı askerin, 20 tank ve zırhlı araçların, 4 adet BM-28 Grad çok namlulu roket atar sisteminin, 9 top kundağının ve 29 çeşitli aracın yok edilmesiyle sonuçlandı dedi. Değerli izleyenler, Konoshenkov, Rus hava savunma araçları Odessa yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait silah ve mühimmat taşıyan bir askeri kargo uçağını düşürdü. Son 24 saatte Luhansk'taki Paposnaya, Vavarovka, Stanovka, Harkov bölgelerindeki Demenyavka, Vorkar Yar gibi bölgelerde yerleşim birimlerinin yakındaki 18 insansız hava aracının da vurularak düşürüldüğünü kaydetti. Ukrayna ordusunun 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara da değinen Konoshenkov, Rus ordusu Ukrayna'daki savaşına kazanacaktır ifadelerini kullandı.